Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Şule Aker'le birlikteyiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı. Aslında daha sonra konuşacağımız başka karpuzlar da taşıyor beraberinde ama onlara daha sonra gireriz. Önemli bir misafirimiz çünkü pek çok konuda tecrübeli, fikir sahibi olan birisi. Özellikle bu çelimsiz siyasetten uzaklaşıp bir akademisyenin ne düşündüğünü öğrenmek istedik ve kim daha iyisi olabilirdi Sayın Şule Hanım'dan. Buyurun hep beraber ona hoş geldiniz diyelim ve konumuza başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz de çok mutluyuz buradasınız. Çünkü hakikaten çok değer verdiğimiz bir akademisyensiniz ve toplumda yer eden saygın şeyiniz var. Bir de Dünya Basın Konseyi Başkanısınız aynı evet. zamanda. Öyle evet. bir şapkanız daha var. Doğru. Çok şey ama oraya girmezden evvel ben bir akademisyen olarak siz nasıl görürsünüz şu anda KKTC'nin içinde bulunduğu siyasi durumu, ekonomik durum da olabilir. Onu bir çerçeveye sokar mısınız benim için? Ne görüyorsunuz siz? Tabii sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten biraz tökezlemeli bir devre geçirdik. Ama şunu, biz tabii akademisyenler olarak her şeye böyle genelden bakıyoruz bir, ilk tabii. başta. Şimdi politika niye vardır diye baktığınız zaman insanların sorunlarına çözüm getirmek için vardır. Doğru. İnsanlara yaşamlarını daha iyiye götürmek için vardır. Yani bu kurum yoksa niye kurum var? Birçok kurumlar defankot oluyor, kapanıyor, gidiyor. Aynen. Bu kurum bir amaç için orada. Ve böyle baktığımızda da şimdi bizim politikacıların böyle ben oynamam, buna da hayır, girmem, yapmam pek şeye uymuyor. Yani doğru. amaca, kurumun amacına uymuyor. Kurumun amacı bu insanların bir araya gelip insanlara, kamuya hizmet etmesi. Değil mi? Her şartta, her oldu. Onun için aday oluyorlar. Biz de gidiyoruz, seçiyoruz. Oyun, diyoruz ki bu arkadaşımız bize daha iyi hizmet edebilir. Bu ülkeyi daha iyi yerlere götürebilir. Şimdi siz bunlar oturup da birbiriyle kavga etmeye başladığında yani birazcık şey oluyor, bir aksama olduğu doğru. gibi görünüyor. Şimdi ben tabii politikacılarımıza bunu bir anımsatayım. Önce orada topluma hizmet etmek için varlar. Haksız. Yoksa orada şöyle diyeyim yani şoförlü araba kullanmak için yoklar. Veya hiçbir şey yapmadan, meclise gitmeden, deve yüküyle para almak için de yoklar. Yani aynen. amaçlar bunlar değil. Amaçlar topluma hizmet etmek. Dolayısıyla tabii bunu bir oturttuktan sonra çerçeveyi, bu tökezlemelerin kötü bir evet. şey olmadığını düşünüyorum. Hmm. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü çözüm bulmak için bunlar yol aramalar olarak görmek lazım. Yani daha iyimser bir bakış açısından. Hani bir başbakanın işte bir türlü kuramaması, işte istifanın kabul edilmesi, işte Sayın demek Atun'un yerine. Demek ki olmayacaktı o iş. Ha, tamam. Demek ki daha kuş bakışı bakıyorsunuz evet, dediğiniz ben, gibi. Yani durup da boğulmayalım. Ya. Oydu da buydu da falan. O küçük detaylar biraz şey evet. yani. Şimdi önce biraz genel bakayım yani kuş bakışı. Haklısınız. Şimdi o deneniyor, olmuyor, bu deneniyor, olmuyor falan. Ama bakın bir çözüm üretildi. Hmm. Bu da bizim toplumun gücünü gösterir. Sorunlara çözüm bulma kabiliyetini gösterir ki çok önemlidir. Size bir küçük anekdot anlatmak hmm. isterim. Biliyorsunuz bilmiyorum. Biz 5 yıl İtalya'da yaşadık. Hmm. İtalya'da bir Akdeniz ülkesi ve çok benzerli yanlarımız var falan tabii ki. Ama İtalyan bir tarih profesörü, çünkü üniversite çevresindeydik orada da, bana dedi ki, biliyor musunuz dedi, Türkler Fransızlara çok benziyor.
Haydi canım dedim. Yani ben de çok gencim o yaşta. Evet tabii, yok da cansız. Yok da canım yani, Fransızlar falan pek de şey de değiliz yani. Evet. Yani sonuçta. Evet dedi. Siz dedi yani çok gençsiniz ve şey, o zamanlar gençtim tabii. Hala daha öyle olur mu efendim? Yani o zamanlar daha sınırlı görüyorsunuz evet. Tabii dünyayı bir pencereden tabii görüyorsunuz. Ondan sonra dedi ki bakın dedi, sana söyleyeyim dedi. Fransızlar da Türkler de bir çamura girdiler mi çıkmayı biliyorlar dedi. Yani bir sorunlarla karşılaşınca, bir takım bir şeyler olunca Fransızlar da Türkler de bundan çıkmayı biliyor dedi. Enteresan. Çok enteresan. İtalyanlar bilmez dedi. İtalyanlar dedi onlarca yıl o çamurun içinde kalır, çıkmayı da bilmezler dedi. Onun için ben Fransızlarla sonradan tabii daha yaşlar alındı. O çok fazla şeyler evet okumaya başladı. Haklıydı. Bizim evet İtalyan profesör haklıydı. Evet. Şimdi günümüze bağlayayım bunu. Bir sorunlar oluyor tabii. Ama çıkmayı biliyoruz. Evet. Bu büyük bir yetenektir. Tabii. Bu bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların zekasını da gösterir. Çözüm bulma ve ileriye yürüme noktasını da gösterir. Tabii. Çünkü çamurun içinde kaldığınızda orada debelenip duruyorsunuz. Tabii, ileriye tabii yürüyemiyorsunuz. İşte siyaset bunu şey yapar. O kadar bir parçalar, mesela muhalefet der ki işte bu bize yakışır mı? İşte bu de, olmaz, ha, bu çok kötü. Evet yani detaylarda boğuluruz biz. Evet. Ama sonunda çıkmayı biliyoruz. Sonunda çıkmayı biliyoruz. Siz ona bakın. Tabii, o da tabii çok önemli. Bir, yani bir kuruldu mu bir devlet? Kuruldu bir hükümet ve bunun devamı gelecektir diyorsunuz. İşte inşallah da bugün güven oyu alır ve evet ileriye yürüyebiliyoruz. Yoksa aynı yerde evet dolanıp duruyoruz ve evet, boş tabii zaman kaybı işte falan filan. Yani demek istediğim, o yüzden ben bütün bu olayları olumsuz değil, olumlu olarak görüyorum. Evet, evet. Peki bu olayların içerisinde, çünkü siz bir işletme profesörüsünüz aynı zamanda. Ekonomi. Da, ekonomi, evet, özür ekonomi dilerim. Evet. O zaman doğru mu söyledim? İşletme fakültesinin başkanısınız. İşletme bölüm başkanıyım. Başkanısınız evet, evet ama ekonomist evet olarak. Evet. Yani bizde şu anda ekonomimiz çok zor durumda. Atılan adımların ya da atılmayan adımların eksikliğini bir şey yapar mısınız orada? Çünkü sanki hiçbir şey olmuyor, hiçbir düzen getirilemiyor, enflasyon durdurulamıyor. Enflasyonu durduracak adımlar zaten bağımsız olamadığımız için finansal şu bu her türlü o adımlar atılamadığından geriye kalan bir tek işte vergiler kalıyor, fedakarlıklar kalıyor belki. Yani bizim atacağımız adımlar çok kısıtlıdır. Başka ne yapabiliriz? Yani akademisyenlerden bizim siyasilerimiz tavsiye alıyorlar mı? Almıyorlar. Almıyorlar. Da böyle olmazdı. Onu söyleyeceğim. Dedim siz ne söylüyorsunuz da ne yapmıyorlar diyecektim. Yok, ama demek ki almıyorlar. Almıyorlar. Evet doğru söylüyorsunuz. Yazık. Ne yapabiliriz daha o zaman? Eşit. Belki bir halk duyar da belki, onlar ona evet göre seçer. Daha önceleri komiteler falan vardı. Hmm. Ama şu anda yani epey bir süredir öyle bir şeyler danışman şeyimiz yok. Kurum. Evet. Kurumumuz yok. Tabii ekonomide çok şey yapılabilir ve bu durumda olmak zorunda da değiliz. Onu söyleyeyim yani. Ekonomi de yani çözümler üreten bir alandır. Tabii, tabii. Onun için. Şimdi bir, şunu görmemiz lazım ki bütün dünya ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde. Mesela Almanya gibi bir ülkede %30 enflasyon ne demektir? Şeyden İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmemişler zavallılar. 30 var mı? 8'lerde diye biliyorum. %30 diye ben geçen de şeyde bilmem Euronews'ta duydum. Evet %30 müthiş bir şey onlar için. Evet evet tabii. Tabii şey çünkü unutmayın enerji fiyatları. Evet. O enerji olabilir, fiyatları olabilir patladığı için o tabii her şeyini de çıkarıyor. Tabii. Vallahi işte %12 Amerika'da o da evet bilmem ne zamandan beri duyulmamış, tabii, tabii, görülmemiş tabii, falan. Tabii, tabii. Hemen şeyler faizler yukarıya çıktı. Onlarda da tabii. Onlar da yani gerçekten bütün dünyada bir ekonomik kriz var ama bunu artık halkımız da biliyor, politikacılarımız da biliyor. Tabii bunun birçok nedeni var. Bu pandemi olayı var. Pandemide işte
üretim ve gelir yaratma işlemleri yavaşladığı için, çok yavaşladığı için ülkeler para basmaya başladılar. Milyarlarca lira piyasalara süründü. Bu da işte bir sene sonra enflasyon olarak dönüyor. Bazı yerlerde 6 ay sonra enflasyon olarak dönüyor. Bizde de döndü. Yani şu anda bu enflasyon bugünkü yapılmış veya yapılan olaylardan değil, bir sene önceki para basmalardan, para basmaktan kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla yani, ama neler yapılabilir? Yapılabilecek çok tabii, şey var. Önemli yine. Olan o. Tabii. Şimdi biz ekonomiyi şu şekilde düşünüyoruz. Bazı şeylerin fiyatlarını arttırmayacaksınız. Mesela, evet. Bu halkın daha çok kullandığı orta ve alt seviyedeki insanların gelirini çok fazla olumsuz etkilemeyecek. Ve tabii insanlık namına. Mesela ilaç fiyatlarını arttırmayacaksınız. Ha, evet. İki, süt fiyatlarını arttırmayacaksınız. Çünkü çoluk çocuk ve kalsiyum tabii, ve tabii. Toplumların halk sağlığını ilgilendiren tabii, bir şey bu. Ekmek fiyatlarını arttırmayacaksınız. İşte bazı arkadaşlarımız var, araştırmalar yapıyorlar. Mesela Mısır'da ekmek fiyatı arttığında ihtilal olmuş her tarihte. Yani bazı şeyleri niye? Çünkü halk onlarla besleniyor. Evet. Dolayısıyla halkın da gıdasız kalmasını veya sağlıksız kalmasını istemeyeceksiniz. Mutlaka devlet okulları olacak. Eğitimsiz kalmayacak halk. Evet. Devlet okulları olacak, çocuklar, gençler, o hem de iyi. Yani bizimki bizde herhalde o konuda yapılacak çok şey var. Vesaire. Peki bunu arttırmayacaksınız, o zaman neyi arttıracaksınız? Evet. Nasıl kompanse edersiniz? Nasıl kompanse edeceksiniz? Tabii o zaman daha üst düzey gelir gruplarından belirli fedakarlıklar isteme noktası oluyor. Veyahut Almanya'nın yaptığı gibi, ben onların o yöntemini çok çok beğenirim. Her zaman kenara bir şey koyarlar, fon. Yani nasıl ekonomi normal giderken %5, %10 bir fon ayrılıyor. Şey günler için. Kötü günler için, akakçe kara günler için falan. Aynen, akakçe meselesi yani bizde de var ya. Tabii, tabii. Ayırıyorlar. Ondan sonra mesela onun için Almanya çok fazla bu krizlerden etkilenmedi. Evet. Ondan sonra kriz olduğunda onu kullanarak yine para basmadan, işte, para basmadan alt düzey gelirli şeyleri, ama bizimkiler gelecekten yiyorlar. Tabii. Borçlandıkları için. Tabii. Bırakın yani geçmişte o fonların ayrılmasını ve şey zamanlarında, hani zor zamanlarda, yağmurlu zamanlarda. Ki bunu herkes biliyor. Yani bunu ekonomi 101 yani baba çocuğuna öğretir. Yani işte aynen, birazını kenara koy kötü günler için falan. Bunu anne babalarımız bize öğretirdi. Bravo. Devletimiz niye bunu bilmiyor? Merak ediyorum. Devletler aslında. Değil. Evet. Bugün Amerika en borçlu devlettir. Yani halk tamamen gelecekten borç tabii, çekerek yaşıyor. Tabii, tabii. Şey, tasarruflar eksi 10. Tabii, enteresan da Trump buna dur demek istemişti. Evet. Yani Çin'le olan kavgasıyla, şeyiyle. Çünkü hakikaten sürdürülebilir durum olmadığını anlamıştı. Evet. Tabii adamı yediler. Tabii, yani aynen. Adam o kadar delimeli olduğu için değil, belirli odak noktalarına hizmet etmediği için yediler diye düşünüyorum. Haluk Bey, bir de adamı deli gibi yaptılar. Evet, yani adamın o, bilmiyorum tabii ki sizlere, herkese gelmiş o videolarla falan. Tabii. Yani normal insana, yani tabii onun da sorunları vardı çünkü. Biraz arogan falan tabii. Yardımcı olmadı kendi kendine. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi çok arogan bir niteliği vardı. Ama basın bunu yapıyor. Ve bugün mesela Rusya-Ukrayna basın, yani savaşını izlediğimizde, bizim izlediğimiz Batı basınının bize söylediğidir. Aynen. Yani aynen, sanki Ukrayna'da şehit mertebesine ulaşmış, sanki kimse yok ama yüzlerce çocuk ölüyor orada. Devamlı onların katlettiği Rus askerleri var, Rus uçakları var, tankları var. Kendilerinkine hiçbir şey olmuyor. Ama bakın yıkıntılara, işte çoluk çocuk öldürüyorlar. Bir algı operasyonu var orada. Kesinlikle. Tabii. Çok fazla. Öyle.
Var. Peki başka ne yapabiliriz biz? Mesela sizin bir demeciniz vardı. Yani Moskova'dan uçak buraya insin diye böyle bir şey söylemiştiniz. Evet. Ben dedim ki daha sonraki cümleniz benim hoşuma gitmişti. Yani bunu söylemek değil demiştiniz. Bunu gerçekleştirmek lazım. Yani uğraş vermek lazım buna. Odur her önemli şey olan. Her şey tabii. için uğraş vermek lazım. Şimdi şu şekilde. Bir kere bunu görmemiz lazım ki dünya yeniden şekilleniyor. Ve aslında bu geçiş süreçlerinde çok sancı yaşanır. Yani mesela sabit kur sisteminden değişken kur sistemine geçişte bir 6 yıl ki bir günde geçmiyor tabii bu sistemler tabii, değişmiyor. Tabii. Bir 6 yıl piyasalar yani bir hararet yaşıyor. Yani iyice ne herkes ne yapacağına şaşkın. Döviz kurlarını ne derden değiştireceklerini bilmiyor. İşte evet. merkez bankaları bir şey söylüyor, iş adamları bir şey söylüyor, bilmem başka ülkeler başka bir şey. Dolayısıyla bu geçiş süreleri biraz sancılı oluyor. Evet. Ama görmemiz lazım ki bir geçiş sürecindeyiz. Yani ekonomik olarak. Ve bu geçiş sürecinde esas olarak bu eski sömürgeci ülkeler bunların başında yani 1400'ler 1500'ler falan, bunların başında o zaman İngiltere vardı. İşte bir yıl ülkeyi sömürge alıyor. Ondan sonra oradan bütün işte altınları, gümüşleri falan Avrupa kendi ülkelerine getiriyorlar ve Avrupa inanılmaz bir ihtişam, şaşa ve zenginlik içinde. Yani o sömürgeciliğin sonucu olarak. Tabii, tabii. O gördüğünüz işte saraylar falan hepsi kan ve gözyaşlarıyla yapılmış. Yani başka ülkelerde tabii, getirilen tabii. kan ve gözyaşlarıyla. Ama hep öyle değil mi? Yani evet. birinin kazanması için birinin kaybetmesi lazım. Sanki karşılığı olmayan bir kazanç yok burada. Biri fakirleşir, biri kazanır. Herkes kazan kazan deriz ama bu ekonomide şey sanki kendisini pek göstermiyor. Kimse kazan kazan olmuyor. Algıda kazan olabiliyor. Yani işte ben bütün malımı kaybettim ama ne bileyim kimseyi öldürmedim. Vicdanen çok rahatım. Mesela, ama ülke elden gitmiş mesela. Bu bir kazan kazandır. Yani, yoruma bağlı. Yoruma bağlı bir kazan kazan. Evet. Yani şimdi o ülkelerde o kültürü, sömürge kültürünü ve işte siz dediniz bizim bütün haber kaynakları, küresel haber kaynakları aslında Batı tabii, odaklı. Oradan, tabii. oradan başlıyor. Oradan başlıyor ve o hakimiyetlerini sürdürme yolunda. Ama o zaman askerle, ondan sonra zenginliklerle falan filan. Hmm. Ama bugün artık bu tablo değişiyor. Mesele o işte. Nereye yani gidiyor bu tablo? Neler oluyor? Şimdi ben size ekonomik olarak o zaman söyleyeyim. Tabii. Bugün Amerika'da olandan daha fazla dolar, Amerikan bütün Amerika'da olandan daha fazla hazinesinde tabii. Hazine, dolar Çin'de var mesela. Mesela zaten borcu hep oraya zaten. 4-5 trilyon diyorlar. Yani 4-5 trilyon dolar Çin hazinesinde var. Korkunç bir şey. Ne diyorsunuz? Amerika'nın milli gelirinin yarısı bu. Yani onu da söyleyeyim. Yani öyle az buz bir para değil. Az buz bir para değil yani. Ondan biraz daha azı da Rus hazinesinde var. Evet. Onun için bu savaş bu kadar hesaplı gidiyor. Hesaplamadan olmuyor bu şimdi işler. Şimdi küçük bir hesap hatası var savaşta. Bence. Bunu tamamen her kaynağıma, kaynakla ilgili değil, benim kendi gözlemim olarak kabul edin. Niye Ruslar çok daha fazla şey yapabilecekken yapmadı? Değil mi? Yani tabii savaştan. Tabii çok, çok light bir savaş oldu bu. Yani Ruslar evet. açısından tabii. light bir savaş oldu. Doğru söylüyorsunuz. Neden? Benim dediğim gibi kendi kişisel görüşüm. Çünkü esas olarak Rus askeri Ukraynalılara saldırmak istemedi. Esas olarak. Doğrudur. Yani doğrudur. Çünkü onlar çok yani lisan olarak şey Slav, olarak. Slav ayniler çok yani. Yakınlar. Kazınlar, yani, yeğenler neyseler tabii. İşte bilmiyorum var diyorlar. Benim gelinim Ukraynalı ve bütün savaşı da yani çok yakından izledik. Üzülerek evet. izledik. Tabii. Düşünün yani
mesela orada bisiklete biniyordu çocukken. Tabii şimdi oraya yakın... bomba düşmüş falan. Yani yani hakikaten bir insan trajedisi. Tabii. Yani çok üzücü şeyler oluyor. Ama bu savaş özellikle iki tarafın da içine sinmiş bir savaş değildi bana sorarsanız. Ama bu tamamen parantez içinde kendi görüşüm. Ama sanki yani benim de düşüncem çok şey değil. Yani Rusya hiçbir şekilde apartmanlar vuruluyordu ya. Çünkü Ukrayna tankları iki apartmanın arasından topçu birlikleri atış yapıyor. Ha. Şimdi Rus da bunu bulmak için birkaç apartmanı deviriyor. Anladım. Topçuları buluyor. Ha. O zaman evet dehşet saçılmış oluyor. Ha. Apartmanlar, insanlar falan oluyor. Ha. Ama yoksa dünyanın ikinci büyük ordusu, iki, üç bilmiyorum hangisi ama yani orayı silip süpürüp geçebilirdi şimdiye. Ama bunu yapmıyor. İnsanları öldürmek istemiyor. Demiyor. Şehirlere girmiyor. Çok önemli. Slavları yani o Ukraynalıları gücendirmek istemiyor. Hayır, öldürmek de istemiyor. Öldürmek bence, de istemiyor. Bence, tabii. Bence. Onun için şimdi tabii bu yeni tür savaşlarda şu anlaşılıyor bence. Yani bize çıkarabileceğimiz mesaj açısından. Hmm. Öyle tankla, tüfekle hiç kimsenin ülkesine girmiyorsun. Yani. Çok pahalıya mal oluyor, çok cana mal oluyor. Ve tam ve başaramıyorsun. Bir, ve başaramıyorsun ve tamamen bir imaj çöküşü. Tabii. Yani diyor ki, yani bir şey var tabii. Yani şimdi Rusya'nın niye bunu yaptığıyla ilgili, bu unutun tabii onları unutun. Var tabii belki kendilerine göre açıklamaları var falan filan. Tabii var, var tabii. Tabii NATO en önemlisi bu, tabii. Ha. Ama... Rusya büyük bir imaj kaybına uğramıştır. Yani karizma çizildi. Tabii tabii. Hem giremiyor, başaramıyor. Yani girse bir türlü, girmese bir tabii, türlü. Tabii tabii. Sokak savaşına girse çok tehlikeli, çok cana mal olacak. Evet. Hayır yani insanlar da o savaşı yapmak istemiyor belki. Yani tabii askeri de istemiyordur. İstemiyor olabilir. Ukrayna'da yani neyse. Karışık yani bu her şeyin psikolojisini de düşünmek lazım sosyopsikolojik yönünde diye düşünüyorum. Bir, o zaman ne yapacaksınız? Demek ki tankla, tüfekle savaşlar o kadar verimli ve sonuç alıcı değildir bu devirde. Ama herkes de insanoğlu da çok açgözlü yani daha fazlasını istiyor. Doğru. Yani şimdi Rusya dünyanın en büyük ülkesi kilometre kare olarak en evet. büyük ülkesi. Evet. Bütün Kuzey Asya yani Çin'den. Avrupa'ya kadar tabii. Çok büyük bir ülke. Yani orada Donbas'ı alsanız ne olacak, almasanız ne olacak? Tabii onlar da diyorlar ki, yani bunlar NATO'ya girdiğinde buraya şey yerleşecekler. Dibime giriyor. Yani onların orta menzil füze bile beni Moskova'yı vurabiliyor. Evet. Yani uzunluğa da istemezler. Bunlar bir anlaşma yapmışlar. İşte bu basın konseyindeki arkadaşlar bize söylüyorlar. Amerika ile Rusya bir anlaşma yapmış ki Ukrayna NATO'ya girmeyecek. Diye bir evet. anlaşmaları varmış. Mesela biz bizim basından bunu takip edemiyoruz. Tabii. Neyse. Fakir Lazinski gelsin birilerinin çömezi oralara değil mi? Ha yani. Dolayısıyla şimdi ne oluyor durum? Zaten de mesela bazı ülkelerde çok açıktır. Yani savaşa girerlerse sonucun ne olacağını. Tabii. Dolayısıyla öyle bir adım atmak istemeyeceklerdir de akıllıca tabii. Bence de yani savaşlar olmasın zaten. İnsanlar ölmesin yazık tabii, günah. Tabii. Yani çoluk çocuk herkes binalar emin olun 10 sene 20 sene ister o altyapı tekrardan olsun. Tekrardan olması ve kaç milyar dolar tabii, kim bilir. Batı elini şeye falan ovuşturuyor. Bedava gaz, borç paralar, faizler herkes böyle elini ovuşturuyor şimdi. Aynen. Almanya mı versin, İngiltere mi versin, aynen. Amerika mı girsin? Versin, faiz tabii, ne tabii. olsun? Tabii. Karşılığında tabii, tabii. şey yapalım falan tabii. Şimdi onun için şimdiki rekabetler, bölgeler üstündeki rekabetler daha çok manipülasyon, işte toplum mühendisliği maalesef falan evet. bu şekillerde oluyor. Ki hem daha ucuz. Çünkü başka bir ülke için çalışacak yani 5-10 kişi buluyor her yerde. Var öyle biraz şey. <Değil mi? gülüyor> yani çok fazla derin düşünmeyen arkadaşlarımız evet. diyelim. Evet.
onun için onları zaten buluyorlar. 3-5 kuruşu da razılar. Bazıları kuruşa falan değil yani. Şöhrete razı. Koşturarak yani amansın, paşamsın, dayımsın deyince oh tamam ben bu tabii. Benim adamım diyor. Dolayısıyla şimdi daha çok bu yönde. Bu enstrümanlarla bölgeler üstünde rekabet başlıyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de tabii bu faaliyetleri biliyoruz. Bu Mr. No takımı var bir, her şeye hayır diyen. Bunlar işte kaosa oynuyor. Yani bizim taraftaki destabilizasyona ve kaosa oynuyorlar ama Allah'a şükür insanımız akıllı hemen arkadan şey dolanıp yeni bir çözüm buldu ve inşallah da bu bir yere varacaklar diyorsunuz. İnşallah. Öyle düşünmek lazım yani. Çünkü sorunsuz bir dünya yok Haluk Bey. Evet, yani düz evet. bir çizgi hiçbir yerde yok. Evet. Biz her 10-15 senede zaten giriyoruz bunlara. Giriyoruz, çıkıyoruz böyle. Böyle düzeliyoruz. Tam bir böyle rehavete eriştik işte. Fonlar oluşmaya başladı. Evet. İşte iş falan tak bir şey geliyor bize çarpıyor yine. Ama bu defa beklenmedik pandemi. Her ne kadar yapay mıdır değil midir bilemiyoruz hala daha. Ama sonuçta bütün dünyayı etkileyen bir pandemi neleri tetikliyor? Evet. Yani savaşları tetikliyor sırasında. Ve bu konumlara ben hep enteresan bulurum. Bugün Mitsotakis gider Amerika'da konuşur, 3 dakika ayakta alkışlanır. Yani işte bu manipülasyonlar böyle. Öbür taraftan bakıyorum savaşlar oluyor. Ama hiç kimse o gaz borularına Avrupa'ya giden, parayı getiren gaz boruları var ya, ne Türkiye'de ne Ukrayna'da hiçbir bomba düşmez bunların üzerine. hiçbir PKK teröristi ya da YKP'si nesi falan hiçbiri gidip de bunları patlatmıyor. Bunlar akıyor devamlı. Herkes oradan besleniyor çünkü. Kimse dokunmuyor. Ulan terörist yani işte bak burada boru hattı. Kimse seni yakalayamayacak. İstediğin yerden vur. Dağında git vur. Hayır efendim onlara dokunmayacaksınız. Onlar ExxonMobil şeyinde. Tabii yani bu enteresan gelir bize. Yani. Peki size biraz da Dünya Basın Konseyi'nden bahsedebilir misiniz? Orada bir başkan, oranın görevi ne? Ne şimdi, yapıyorsunuz? Şimdi Haluk Bey bizim bu Dünya Basın Konseyleri Birliği önce daha tabii birkaç ülke, 12 ülkeydi ben başkan olduğumda. Seçimle geliyor başkanlık. Ben başkan seçildikten sonra 26 ülkeye çıktı. Ha, bravo. Evet, o çok uğraştık ama yani benim hakikaten burada Kıbrıs Türk Basın Konseyi ekibim inanılmaz bir çalışma, akıllı, zeki ve... Ama bu muazzam bir tanınırlık değil mi? Yani KKTC'de bir başkan. Dünyada tek. Yani... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı birisinin uluslararası bir organizasyonda başkan olması seçimlen ilk ve tek. Evet. Tek örnek yani şu anda. Galiba sonra şey de oldu. Tekvando, judo, karate falan onlar da... Bir kurum olarak mı onlar da? Evet. Yoksa, dünya uluslararası tekvando, judo, karate bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Onlar da çok güzel. Onlar da evet yani iki kurumumuz var. Şimdi bu niye önemli? Şimdi biz 26 ülke diyoruz ama... Bu 2,5 milyar insana hitap eden. Çünkü Hindistan, Bangladeş, Kenya, Afrika, Asya, Avrasya, bütün bu ülkeler, buradan gelen ülkeler üyelerimiz olduğu için. Anladım. Geçen de oturdum ve 2,5 mesela biz haberleri yazıyoruz, buraya da yolluyoruz yani. Evet, size evet, evet. Dağıtıyoruz. Bu haberler 2,5 milyara... popülasyonlara, nüfusa hitap eden haberler. Müthiş. Evet, yani daha ne olsun? Avrupa bunun dışında diyoruz. Avrupa dışında. Evet, evet. Çünkü Avrupa'nın kendi basın konseyleri var. Evet. Onlar da, o da üye. Ama buna da üye olabilirler. O kısma fazla girişmedik. Evet, girişmesi daha lazım doğru. biraz belki. Daha doğrusu... Kaç yıldır bu görevde Dünya Basın Konseyi sizin... 2006'da kuruldu. Beri. Yok, benim ben 2019'da seçildim. Evet. O zamana kadar işte... 12 ülkeden 26 ya şimdi. Evet. Çok iyi bir başarı. Evet, evet. Yani ama dediğim gibi yani tabii. bizim ekip... Peki toplan yani ne oluyor burada? Bilgiyi... Şimdi şöyle oluyor. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir haber. Hı hı.
Bana soruyorlar, bu haber başkan nedir? Ben diyorum bu haber böyle böyledir. Benim dediğim şekilde bütün dünyaya yayılıyor. Siz diyorsunuz ya biz Batı'nın basın şeyinin etkisi altındayız. Tabii. Ve Batı dediğiniz %15, dünyanın %15'i. Yani Avrupa ülkeleri, işte Amerika diyelim. Bir de yani popülasyon olarak baktığımızda %15'i tabii. Siz, zaten sizin grup bir Çin aldığınız zaman geriye çok az kalır. Efendim. Alamadınız daha tabii. Şimdi konsensuslan alıyoruz. Aha. Bazı ülkeler biraz şey yapıyor. Daha zor diye. Tabii. Neyse bakalım. Yani. Evet, daha gelişecek. Daha gelişecek, evet. Peki size şeyler gelir, sorunlar gelir. Yani birleşince, bir araya geldiğinizde evet. Dünyanın sorunlarına bakıp orada görüş mü belirtiyorsunuz genelde? Görüş ya da bunu birbirinize karar alıyoruz ve o kararlar uygulanıyor. Mesela bu son Kenya toplantısında şeyle ilgili, sosyal medyayla ilgili ki çok tabii... Dünyada şu anda büyük basında büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü hiçbir yerde bir kontrol mekanizması veyahut şekillendirme mekanizması yok. Peki şurada bir resmimiz var. Orayı mı ifade ediyor şuradaki bakın, resim? Evet bakın bu Kenya. Evet. Evet, evet. Arkadaşlarımızdan tabii benim gözlüğüm yok ama o orta şey Tanzanya o renkli olan orada. Olan hanımımız Tanzanya yanında Kosova. Yanında gözlüğüm olmadı. Biraz yaklaşabilir miyim? Yok mikrofonunuz çıkmayacak edecek. Oldu şey tam önemli değil. Yani Kenya var, Türkiye var. En bu taraftaki Tamer herhalde. Dolayısıyla burada bir grubumuz var yani. Çok güzel, çok güzel. Evet. Ondan sonra şimdi bir araya geliyoruz ve dünya basınındaki esas sorunları konuşuyoruz. Dünya basındaki sorunları. Evet. Evet, çok küresel, enteresan. Dünya, tabii. Global tabii. Basındaki sorunları konuşuyoruz. Bununla ilgili kararlar alıyoruz ve ülkelerimizde bunları uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamak için adımlar atıyoruz. Mesela bu sosyal medya çünkü kontrolsüz olduğu için karalama giriyor, işin içine tehdit giriyor. Yalan yanlış haberler. Yalan yanlış haberler gidiyor. Şantaj giriyor. Sen bana bilmem kaç lira vermezsen ben seni karalarım. Benim evet bu haberleri falan. Devam ettiririm falan. Yani inanılmaz toplumun huzurunu. Yani bizim esas amacımız. Yani KKTC'de olan aslında bütün dünyada da oluyor. Aynen. Yani aynen. Nedir 1.2 milyarlık bir Hindistan'da veya şeyde. Tabii, onlarda da var bu. Pakistan'da da var tabii. Bu. Tabii. Ve bir şey yapamıyorlar. Çünkü yasalar yok. Orada da yeni bir gelişme. Tabii. Yani bu sosyal medya olayı orada da yeni bir gelişme. Tabii. Yani bunu buna kanun yapıp adamı hapise attıramıyorsunuz. Zaten biz basında kendi kendini kontrol etme mekanizması bu basın konseyleri. Evet. Yani biz diyoruz ki bu etiğe uygun değil. Basın etik ilkelerimiz var. Bu uygun değil. Şöyle yapılsın diyoruz. Hı. Öyle yapılıyor. Bu yani demek istediğim kendi kendine kontrol etme mekanizması oluyor bir anlamda ki tabii çünkü basın özgürlüğünü de korumak zorundayız. Tabii. Muhakkak tabii. En başta. Ama yazılı basın bir şekilde bunu beceriyor o evet. Özgürlüğü. Yani arada bir işte biraz ileri gider, biraz geri kalır ama genelde idare eder. Evet. Ha, manipülasyon yapar mı? Yapar muhakkak. O da artık okuyucunun, dinleyicinin zekasına kalmış bir şey o manipülasyonu anlamak. Ama dediğiniz gibi bu sosyal medyada çok büyük bir karalama. Mesela Kıbrıs'takine bakıyorum. Yani yazanı biliyorsunuz. Adama iş başvurusu yapsa iş vermezsiniz. Mesela. Kızınızı istese asla vermezsiniz. Ya da oğlunuzla bir ilişkisi olsa asla vermezsiniz. İnsan yerine koymazsınız. Ama bir klavye silahşörlüğüdür. Gider, ver yansın eder. Bir müddet sonra da birkaç akıllı kelimeyle taraftar toplar ve influencer olmaya başlar. ve yanlış yere giden bir gençliğe sahip olursunuz ansızın. Yani bunları nasıl kontrol edersiniz? Aman bize karşı oldukları için değil, toplumu yanlış yere yönelttikleri aynen. için önemlidir aynen. bunlar. Ya çünkü toplumun doğru bilgi alma insan hakkıdır. Tabii. Bizim basının görevi de insanlarımıza doğru bilgiyi vermektir. Bir kamu hizmeti görüyoruz. İnsanlarımıza evet.
bilgilendirme ama doğru şekilde bilgilendirme. Siz olana o zaman tepki mi gösteriyorsunuz? Çünkü bunları şey yapamıyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Yani biri bir şey yazacak, söyleyecek, dergi çıkaracak, yalan yanlış bir şeyler söyleyecek. Hiçbir şey olmuyor. Ama olana bir tepki veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu böyle değildir, böyle doğrusu budur diyorsunuz. Aynen. Anladım. Aynen, genellikle o şekilde. Söylüyoruz ama en azından sosyal medyanın da basın etik ilkeleri dahilinde işlem yapması gerekiyor. Tabii. Yani niye yazılı basın belirli kurallar çerçevesinde işlem yapıyor? Tabii. Niye televizyonlar, bakın ne kadar dikkatli oluyoruz. Her tabii tabii, ağzımıza geleni söylemiyoruz. Biliyoruz. Tabii. Yani hem bir karşılıklı birbirimize verdiği değerden, izleyiciye, aynen, dinleyiciye verdiğimiz değerden, yoksa biz de biliriz çok daha renkli konuşmasını. Belki de daha fazla izleyici de edinmeyi biliriz. O renkli konuşmaları yapsak belki de. Rating. Ama rating hesabına. Ama kimse bunu yapmaz. Biz kendimizi birey olarak kontrol ederiz. Zaten istasyon da buna müsaade etmez kanal olarak. Bunu işte klavye silahşörlerinde bunu yapamıyorsunuz. Her yer tetikçi dolu. Bunu önlemek için de yani evet adım atmak çok zor. Çünkü onların da bir özgürlükleri var. Bir de sistem olarak da mesela Google temsilcisini istemişti Sayın Erdoğan Türkiye'de. Evet. Çünkü muhatap bulamıyor. Evet. Yani bir sürü bir şey söyleniyor kendisi için veyahut da partisi için. Kime konuşacaksınız? Ofisini açtırdı oraya, evet, ve dedi ki muhatapsın. Onlar bu sefer kontrol ediyor. Belki işte oradan, evet, öbür yandan hatırlarsanız Donald Trump'ı men etmişlerdi. Evet. Tweet atmaktan mıydı? Twitter'dan. Evet. Twitter'dan şimdi, men ettiler. Yani ne haddine dersiniz yani bir başkanı şey yapmaktan. Ama onlar da bir kalkışmanın oluşmasını önlemek için böyle bir vazife edindiler kendilerine. Şimdi kim doğru, kim yanlış? Yani ama Amerika bir iç savaşa sürüklenecekse o zaman Twitter doğruyu mu yaptı? Ama şimdi kendi sosyal medyasını kurdu Donald Trump. Tabii, çünkü engelliyorlar adamı. Evet, hiçbir yerde sesini duyuramıyor. Tabii. Galiba gelecek seçimlerde aday olma gibi bir niyeti de var. Bu hazırlığa göre, evet. Gibi, anladım. Dolayısıyla yani emin olun, yani birçok açıdan yeni bir devreye geçiyoruz. Ama bu konuda da yeni bir devreye geçiyoruz. Hmm. Bizim şimdi burada Dünya Basın Konseyleri Birliği'nde %85'i dünyanın hiçbir zaman uluslararası basında yok. Yani Hindistan'da ne olduğunu biliyor musunuz? Veyahut ne bileyim, hiç. Sri Lanka'da veyahut Nijerya'da veyahut Kenya'da. Hani küçük bir şey okursa yani ben işte dış dünyanın gazetelerini okumaya çalışırım, işte seçerim işte New York, Londra, işte Avustralya. Çünkü Avustralya bazen de haklısınız. Evet, yine Anglo-Sakson. Evet. Yani demek istediğim, şimdi dünyada da çok ön yargılı bir şey oluşuyor. Basın şeyi var, hegemonyası var orada, değil mi? Aynen, evet, öyle. Bakarsanız şu anda uluslararası basının hemen hemen tümü Batı medyasının elinde ve dünyayla ilgili yayınları da onlar yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla şimdi işte bizim basın konseyleri de yine belirli adımlar atacağız ama şu anda atmadan söylememize gerek yok ama tabii, bunu biraz dengeleyelim diyoruz. Tabii, tabii. Yani burada milyarlarca, 6 milyar insan, 7 milyar insanın hiçbir sesi duyulmuyor. Hiçbir şekilde uluslararası basında yer almıyor. Tabii, bu tabii da adil bir şey tabii değil diye. Sanki büyüdük sonra bu daha da belirgin hale geliyor. Kimsenin, evet, sesi çıkmıyor ve o baskın insanlar işte 3, 5, 10, 20 aile neyse bunlar, aynen, böyle dünyayı kontrol edebilme, zaten basını kontrol edince büyük bir güç. İşte birkaç endüstriyi de kontrol ediyorsan silahtır, artı uzaydır, finans, şudur. Ha, bir de finans, finans elinizdeyse daha ne kim, evet, kim dokunacak size? Bir de ilaç endüstrisine el atıyorsanız, kesin. Değil mi? Tabii, İstediğiniz tabii anda böyle şöyle hafif Covid-19'u şurada, 20'yi de şuraya atalım, 21 de buradan gelsin falan burası dersek. Burası çok oturdu, buraya da birkaç bir şey. Tabii tabii, yani hakikaten.
Yani böyle yukarıdan baktığınız zaman hakikaten sorunlu olmaya da görebiliriz. Yani evet. Bizim de amacımız insanların doğru bilgi edinmesi, adil görüşlerin ortaya atılması, insan değerlerine önem vererek basının, çünkü basın çok önemli Haluk Bey. Tabii. Basın bugün kültürü oluşturuyor. Artık kitap okuma falan bitti. Doğru. Herkes bilgiyi işte o sosyal medya, Google falan filan bunlardan alıyor. Elektronik şekilde alıyor. Alıyor. Değil mi? Ne oluyor o zaman? Oradan aldığı bilgilerle fikirlerini oluşturuyor. Ki o bilgiler de bize sunuluyor artık. Biz seçmiyoruz. Şimdi orada işte sorun orada. Biraz daha dengeli, evet. Biraz daha insani, hümanist dedikleri. Evet. Yani evet. İnsanlara değer, önem veren, adil. Çünkü aksi takdirde insanlar yani bakın çatışmalar oluyor. Aynen, aynen. O saygı olmaz. Hatta Nur Hanım var. Evet. Onu alalım. Alo, Nur Hanım bizi duyabiliyor musunuz? Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Ben rejiden istirham edeceğim sesimizi stüdyoda birazcık daha açsın. Sizi daha net duyabilelim. Evet, değerli misafirimizi siz tanıyorsunuz çok iyi. Tabii ki memleketimizin çok değerli insanlarından değerli kendisi. Sağ ol. Sizin güzelliğiniz var. Sizin bahsettiğiniz konularda biliyorsunuz dayanamadığım noktalar olur maalesef içinde olduğumuz için bu konuların. Bir değinmek istedim hemen siz başka konulara geçmeden. Sosyal medyayla ilgili bu klavye şövalyelerinden bahsettiniz. Etik, ahlak, insanlık değerlerinin uzak olduğu bir toplumda yaşıyoruz maalesef zaten. Hepimiz onun çatışmasını, onun mücadelesini veriyoruz. Daha onurlu, daha şey olabilmek için, düzeltmek için hataları ama maalesef gelişmemiş ülkelerde böyle platformlar, sosyal medya gibi yasaya tabi olmayan, denetim yapılamayan bir platform daha çok ilgi görüyor. Çünkü o tür insanlar çoğunlukla memleketimizde maalesef. Şimdi bir gazeteyi elinize aldığınızda muhatabı biliyorsunuz. Arkasında yazıyor, içinde bir yerde mutlaka yazıyordur. Haberi yapan kişi yazıyordur. Resimler vardır. Delil olmadan biz şahsen kendi kısık medya grubumuzda elimizde bir delil olmadan sadece şantaj biliyorsunuz bizde çok var. Bu web siteleri var. Sosyal medya alanlarında basın diye kendini tanıtan insanlar var. Onlar işte reklama vermedim, bak sana nasıl çamur atıyorum diye böyle bir tek sayfalık gazete tipinde bir şey yapıyorlar ve insanlara, iş insanlarına bu kadar zor bir ekonomide iş yapmak ne kadar zordur hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda karalama kampanyasına girebiliyor ve çok da ciddi bir etki yapabiliyor bu insanların üzerinde. Halbuki gazeteleri aldığınızda kiminle muhatap olacağınızda, hangi haberin yapıldığı mahkemeye gidebiliyorsunuz. Tabii. Ki mahkemelerimiz de maalesef şu anda tarafsızdır diyemiyorum. Çünkü beyaz eve, genel ev içindekilere de bilmem ne diyen adam yargılanmazken bilişim yasasının dahi olmadığı bir memlekette izah yoluyla isim soyisim verilmeden yapılan şeyler suçlu bulunup diğerleri suçsuz bulunabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Toplumumuz içinde Türkiye'ye karşı kurumlar, bakın biraz önce Şule Hanım şahane bir şekilde anlattı. Hizmet amaçlı, toplumu ileriye taşıma amaçlı, birlik beraberliğini sağlama amaçlı kurulmuş eğitim, sağlık, yargı ve buna benzer mekanlar, kurumlar, ülkelerin, toplumların hizmeti için kuruldular. Halbuki şu anda biz kendi içimizde toplum olarak ayrıştık. Şu anda Türkiye'ye küfretmek tamamen serbest, yargıda dahi suçlu bulunmakken hiç bir kuruş etmeyecek sosyal medyada haber yapan ve basın diye kendini tanıtan insanlar ödüllendiriliyor, daha taraf tutuluyor ve daha korunuyorlar ve daha onurlandırılıyorlar. Bu da bizim değer yargılarımızı anlatıyor bize. Doğru. Biz biliyorsunuz Kıbrıs Medya Grubu olarak her daim Kıbrıs KKTC'nin varlığını savunan, milli değerlerimize değer veren, hatta kendi bilenler bile yıllardır ilk kurulduğumuz kuruluş günümüzden itibaren bir başkadır benim memleketiyle çalan bir santralimiz var. Biz bu değerlerle hareket eden ve hizmet eden bir medya grubuyuz. Tabii Şule Hanım'ın da burada değeri çok büyük. Çünkü ilk defa Kuzey Kıbrıs'ı temsil eden
Dünya Basın Konseyleri Birliği'nin başına geçti. Bu çok büyük bir olay aslında. Ama sahip çıkılmadı. Sahip çıkılmamasının nedeni de işte tam size anlattığım konudan ötürü oldu. Hı. Çünkü Kıbrıs'ta iki yöne ayrıştık. Bir, KKTC'nin varlığını savunanlar ve savunmayanlar. O yüzden tahmin ederim ki Şule Hanım gerisini daha güzel getirecektir bu konunun. Ama buna da bir değinmeden edemedim. İyi ki ettiniz. Sağ olun. O yüzden çok fazla zamanınızı almadan size iyi yayınlar diliyorum. Sadece bu noktayı anlatmak istedim ki KKTC'nin varlığını savunanlar ve savunmayanlar ve toplumumuzun gerçek değerleri, hem sosyal medyanın çok güzel yansıması, diğer basın da öyle. Çok teşekkür ederim. Hayranlıkla seyrediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Nur Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, yani konular orada hep böyle zaten. Evet, evet. Sahip çıkılmamak, yani bu konuya değindi. Ben rejiden gene rica edeceğim, sesini azalsın stüdyodaki sesi lütfen. Orayı anlatır mısınız? Yani orada sahip çıkılmadınız mı? Hiçbir yardım görmediniz hiç, mi? Tabii canım. Yani siz Dünya Basın Konseyi Başkanı olarak gittiğinizde mesela size burada müsteşarın biri, bakanın ikisi, üçü, başbakan davet etsin, cumhurbaşkanımız mesela desin, ya gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz orada, bizi nasıl temsil biz ediyorsunuz? Biz gidiyoruz da randevu alamıyoruz. İnanmıyorum. Vallahi. İnanmıyorum. Yani tabii ki geçmişte Dışişleri Bakanlığımızdan ve TC Büyükelçiliğinden yardımlar almıştık. Ama son zamanlarda o da şey yapmadı. Ama onun da dışında Nur Hanım'ın söylediği çok doğru bir şey var. Yani çok güzel ifade etti. Biz burada bir mücadele veriyoruz dedi. Başından evet. beri de bir mücadele veriyoruz tabii. dedi. Ama yani... Yani tabiri caizse hep yokuş yukarı. Değil mi? Evet. Hep yokuş yukarı. Aynen. Yani şimdi biraz da burada bizim toplumun menfaatlerini, çıkarlarını, iyiliğini, geleceğini düşünen kesimlerin biraz daha rahat edebilmesi lazım. Evet. Yani biraz daha rahat edebilmesi lazım. Ki Nur Hanım'ın da çok doğru bir şekilde altını çizdiği, biz bu desteği kendi kurumlarımızdan göremiyoruz. Evet, hepsinden evet. değil. O zaten ama, duygularını, milliyetçi duygularını böyle avucunda yaşıyor. Yani çok, tarafım çok. Diyor. Yani zaten ben bu ülke için çırpınıyorum ama. Evet, uğraşıyor da böyle. Evet evet, çok müthiş, doğru söylüyorsunuz. Ama çok doğru bir noktaya değiniyor, parmak bastı. Tabii. Yani biz bu toplum için çalışıyorsak dedi. Biz niye bu karşımızda bunun zıttı için şeylerin her zaman hedefi olalım. Tabii. Niye hep kendimizi koruyacak ben pozisyonda olalım? Baktığım zaman zaten yani 2,5 milyar insanın hitap edebildiğiniz ülkelerle birebir bir başkan olarak medyasında evet. bir başkansınız. Evet. Evet. Sizin dediğiniz kararlarınız oraya yayılıyor. Sarf ettiğiniz cümleler, aynen. fikirler olduğu gibi. Olduğu gibi. Ve biz bunu kullanamıyoruz. Evet. Bunu KKTC için yani oraya bütün bunları yaparken KKTC'yi de böyle bazı yerlere sokup KKTC'nin ismi de geçer, cismi de geçer. Canım President, TRN, Turkish Republic of Northern Cyprus yazıyor. Her şey, antetli kağıdımızda. Evet. Yani. Ve bunun bizim Cumhurbaşkanımız ama şey yok, bir fikri yok, haberi de yok. Vallahi söylüyoruz ama pek galiba kimse ulaşmıyor tabii. yani. Veya oy getirmiyor mu? Yani hemen evet, oy evet. getirmiyor. Evet, sorun evet. orada. Hindistan'dan oy alamıyoruz. Alamıyoruz. Orada belki Kıbrıslı Türk vardır 3-5 tane. Şimdi yasa geçerse mesela ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler oy verebilecekler. Bakın görün, çünkü İngiltere'de mesela oraya biz şey göndeririz, bizi temsil edecek işte temsilciler göndeririz. İşte ateşeler vardır, işte ticarettir, eğitim ateşeleridir falan. Oradan ateşe telefon ettiğinde efendim şuradaki sorun lay lay lom falan şeyine verir, şoförüne verir. Sen konuş da hallederiz falan olur. Bakın görün İngiltere'den oy geleceği zaman nasıl yarı zamanlarını Londra'da yaşayacaklar. Böyle oradan oy almak için, devşirmek için. Demek ki hesap başka. Tamam. Hesap bambaşka. Anladım. Evet, aynen böyle. Ben katkılarınıza çok teşekkür ediyorum bugün için. İyi ki buradaydınız. İyi ki beraber bu programı yapabildik. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun Nur Hanım'a da çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun desteğine.
çok çok tabii mesela o hemen destek veriyor değil mi? Yani çok, bir kurum olarak çok, falan evet, hemen desteğini evet, verdi. Yani bu evet, bu müthiş bir şey tabii ki de. Öyle. Ama aynen, işte anlayana, yani biri anlayabiliyor bu kurumun ne olduğunu, bu vatan için ne ifade edebildiğini anlayabiliyor evet, Nur Hanım. Evet, fark orada evet, işte, maalesef. Evet, tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii ki de bu zamanı bizimle geçirdiğiniz. Şule Hanım sağ olsun, bizi ihya ettiler burada. Sizlere de teşekkür eder. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın istiyoruz. Arukat sabah sabahı sundu.